saç maskesi olsun, yüz maskesi olsun, işte cilt bakımında işte buharlı cilt bakımı olsun. Cilt bakımı bunlarla ilgili. Saç içinde keratin botoks olsun, normal botoks olsun. İşte tarzına uygun misafirlerimiz için saç boyaları olsun, kırıcılar olsun, ağdası olsun, kaş bıyık olsun, manikür pedikür olsun. Artık kadınlar kadar erkekler de bakımlı. Normalde bu bakımlar olmadan sadece saç kesimi 20 dakika sürüyordu ama kadınlar kadar erkekler de bakımlı olduğu için yani bir erkek artık 2 saatten önce çıkıyor. De biz burada kadın erkek aynı konseptte çalışıyoruz. Gelin damat çıkartıyoruz. Mesela gelin damadı beklediği oluyor yani. Sene 2019 artık erkekler kendine özen göstermeye başladı. Her zaman için iyidir. Arkadaşıma 15 günde bir gelirim. Her zaman da aynı bakımlar güzel bir şekilde yapılır. Sakal tıraşı, saç tıraşı, maske, ağda bu temizlikleri yaptırıyorum. Ne kadar vakit alıyorsun mesela? Önemli değil, 1,5-2 saatim alıyor ama memnun kalıyorum her konuda. Kendisine. Evet, yoktu. Daha iyi oldu. Daha önceden sadece nasıl diyeyim yakıp kulak temizlemesi alınıyordu. Kalıyordu, kalmıyordu ama ben sonuna kadar memnunum arkadaşımızdan. Bununla ilgili ne düşünüyorum? Bence olması gerekenin geç kaldığını düşünüyorum. Yani bunu daha önce de yapmaları gerekirdi ama son yıllarda nedense erkeklerde bir kadın kadar bakıma önem verildi. Bence çok doğru bir hareket. Bir erkeğin bakımlı olmasını bir kadın olarak tabii ki tercih ediyorum. Çoğunda görüyorum tabii ki. Yani artık hani bizle birlikte insanların tabii ki bakış açıları da değişmeye başladı. Bu yüzden gayet mantıklı ve doğru cümleler kurmaya başladılar. Bakım konusunda artık daha iyi bilgilere sahipler. Yani artık eskisi gibi değil. Benimle birlikte erkek kardeşim, erkek arkadaşım aynı anda gelip aynı anda hizmet alıyoruz. Ama tabii ki benim işlemim daha kısa sürüyor onlardan.